Eğer ki biz Müslümansak, biz Allah Celle Celaluhu'ya iman ettik diyorsak, Müslüman gibi yaşayacağız. Allah Celle Celaluhu dinini savunacağız. Bak şimdi, son zamanlarda maalesef ama maalesef bir Kürt sorunu, Kürt problemi, Kürt meselesi, PKK'ydı, HDP'ydi, bir muhabbetler dönüyor. Çıkıyor bir tane ajan, provokatör, sokak röportajı yapıyor. Kürtlere şöyle yapıyor, Kürtlere böyle yapın. Kürtleri, mevzu orada Kürtler meselesi değil. Siz Kürtlere kurban olun. Ne Kürtler var be? Doğunun çoğu Kürtler ehli sünnet, Müslüman. Hepsi namazlı, abdestli. Koca koca tarikatlar var, koca koca şeyhler, alimler var. Ne konuşuyorsun sen? Kürtlere şunu verin, Kürtlere bunu verin. Allah Celle Celaluhu bunun hesabını sen soracak. Velhasılı kelam. Zaten bunların başında biliyorsunuz PKK muhabbeti. Bu aralar çok dönüyor. Geçen gün bir tane video paylaşmışlar. O TUSAŞ'ı orada bir tane patlatan, bir tane cehennem odunlarından bir tanesi, bir tane şiir yazmış. Abdullah Öcalan'a şiirde neredeyse Allah diyor. Şiirde Abdullah Öcalan'a Allah diyor. Yok peygamberden üstün bilmem ne. Altına gelen yoruma bak. Allah'ın diyor bütün vasıfları apoda var. Evet. Haşa ve kella. Rabbim bizleri affetsin. Amin. Amin. Bunu konuştuğum için Allah beni affetsin. Amin. Amin. Yani tövbe sağ. Yani resmen ilah edinmişler. Haşa ve kella ne demek ya? Haşa, Allah'ın bütün vasıfları var diye o pis herifte. Ya şu anda yani aslında hani diyorlar ya işte HDP Kürtlerin partisi. HDP Kürtlerin partisi değil abi. Açık konuşuyorum. HDP Kürtlerin partisi olamaz. Çünkü HDP denen oluşum PKK'nın meclisteki temsilcisidir. Abi haşa ve kella Apo'ya Allah diyen, Apo zaten Allahsız kitapsın biri. Ben Tanrı, tövbe haşa, ben Tanrıyım dediği videolar var yani. Marksistler abi, Leninistler bunlar. Din iman ne arar bunlarda? Mevzu başka. Ama millet buraya doğru kayıyor. Geçen gün Almanya'da bir eylem yapılıyor. PKK bayrakları ile İsrail bayrakları yan yana. PKK ile İsrail, Kürdistan, PKK, İsrail üçü yan yana Almanya'da eylem yapıyorlar. Polis peki ne yapıyor arkadaşlar? Polis onları koruyor. Orada yan tarafta Türkler mükler bir şey yaparsa Türklere saldırıyorlar. Dün iki tane Türk'ü linç etmişler. Döve döve linç etmişler iki tane Türk'ü. Abi Almanya'ya bak, açık konuşuyorum, Almanya kadar lanet bir yer yok ha. En çok PKK besleyen yer Almanya şu anda dünyada. En çok PKK besleyen. Çok pislikler. Türklerden nefret ediyorlar. Şimdi bazen yok bizim buradakiler seviyor. Geç bu işleri be. Avamdan bahsetmiyoruz abi. Avamdan bahsetmiyoruz. Avam sever. Avamla işimiz yok bizim. Ama bu Almanya'nın üst rütbeleri tam İslam düşmanı, Türk düşmanı, Osmanlı düşmanıdır. Ya işte Birinci Dünya Savaşı'nda ittifakta geç bu işleri ya. Fırsat bulsalar bizi boğarlar. Abi kafirden dost olmaz. Abi ya PKK, İsrail bayrakları sallanıyor. Polis onları koruyor ya. Almanya'daki Türklere de buradan uyarıyorum. Sokaklarda çok şey yapmasınlar abi. Çok namussuz dolaşıyor şu anda. Almanya'da Türklere saldırıyorlar şu anda. Polis de PKK ile lanetli köpeklerin arkasında duruyor. Polis de Türkleri paketliyor. Geçen ya Suriyelilerle Türkler kavga etmiş Almanya'da. Kaç tane Suriyeli Türklere saldırmış Almanya'da. Muhabbetlere bak. Şu anda acayip bir şekilde Türklere karşı dünya genelinde bir operasyon var. Acayip bir operasyon var. Her yerden vurmaya çalışıyorlar. Ama Rabbim Celle Celle onları rezil ediyor mu? Ediyor. Geçen gün Almanya'nın Dışişleri Bakanı Çin'e gitmiş. Bir Allah kulu karşılamamış. Uçaktan iniyor. Kadın böyle yapıyor. Buradan kimse yok mu? Ya bir şey diyor, bekçi bile yok. Yani uçağın normalde merdivenden olur abi. İşte heyetler olur değil mi? İşte halı malı serilir. En azından mesela oranın bir yetkilisi olur. Abi Allah kulu yok. Rezil olmuş. Kimse karşılamamış. Ondan önce de mesela Almanya'nın Cumhurbaşkanı gitmiş. Adam bakmış. Ulan uçağın dibinde kimse yok, karşılayacak. Herif uçağın kapısında böyle bekliyor. Biri gelse de beni karşılasa diye. Çok güzel. Niye biliyor musun? Allah bunlar niye belasını veriyor? Tam bir numaralı bunlar Filistin düşmanı. Evet. Hem LPG'ci bunlar hem de Filistin düşmanı. Acayip İsrail destekleyen açıklamaları var bunların. Yani ne diyeyim ki yani şu anda gerçekten Müslümanlar o kadar perişan halde ki. Müslümanlar o kadar böyle hani kendilerini küçük düşürdüler Müslümanlar. E niye Müslümanlar şu anda Müslüman gibi
Yaşamadığı için. Allah Celle Celle niye Osmanlı'ya izzet verdi? İslam onları böyle yaşadı, sımsıkı. Osmanlı'da namaz kılma oranı %80'di. Şu anda %10 belki daha aşağı. 5. Cemaatle %1-2. Allah bize niye izzet versin? Meşhur sözü biliyorsunuz. Müslümanların sabah namazı, cuma namazı gibi dolarsa o zaman korkun. Bizim sabah namazı ne zaman doluyor? Bir deprem olduğu zaman, Allah muhafaza eylesin. Şimdi deprem istemiyoruz da. Ama yani illa ki Allah bizi sallasın mı? Bir daha söylüyorum konuyu toparlayacak olursak. Dediğim gibi bu Almanya'da özellikle yurt dışında kardeşler dikkat etsin. Sokaklara çok böyle hani göz önünde olmasınlar. Yapacak bir şey yok. Bu süreç geçene kadar. Bak bu süreç geçene kadar. Şu anda bir sıkıntı var. Şu anda lanetlenmiş köpeklerle PKK şu anda böyle. Böyleler. Sıkı fıkılar. Çünkü niye? Onların hayalleri Kürdistan'ı kurdurup onlara Kürdistan kurduracaklar ama sonra onların da tepesine çökecekler. Anladın mı mevzuyu? Yani şimdi İsrail bir harita paylaşıyor. Kürdistan haritası. Sonra kendi haritasını paylaşıyor. Kürdistan da onun içinde. Mevzular ne? PKK'yı gazlıyorlar, saldırın, vurun, öldürün, size işte özellikle varacak, bilmem ne, işte kendi ülkeniz olacak. Tamam diyor, onlar da gaza geliyor, İsrail arkamızda diyor. Haritayı çiziyorlar. Onlar, ya zaten bir şey olmaz Allah'ın izniyle de. Yaparsalar da onlar zaten, onlar da onlara çökecek. Oğlum zaten bizim sayemizde alırız, şu verin bakayım şu toprakları. Burası bize vaat edildi diyecekler. Ama sahih hadislerde de geçtiği üzere İsrail'in alacağı tek şey hava gazı. Hava gazı alırlar. Daha ağır tabirler var da söylemeyeyim şimdi. Yani hava gazını da mı almasınlar? Tamam, teşekkür ederim. Buradan İsrail yetkililere sesleniyorum. Bizden alacağınız tek şey... Neyse. Yok, hareket yapacaktım da canlıydı şimdi. Rütük kapatır. Rütük YouTube'u takip ediyor artık. Rütük'cüğüm oğlum bırak da İsrail hareket çekelim şurada. Neyse. Abi. Ne olursa olsun biz her zaman tedbirli olacağız. Bak. Tedbir, tedbir, tedbir. Şu anda Türkiye... Bütün her şeyini savunmaya ayırması lazım. Her şeyini. Geçen bu bazı gerizekalı var ya. Diyor ki S-400'leri diyor, niye kullanmıyorsunuz diyor. Ulan gerizekalı S-400 niye kullanılır? Havadan bir saldırı olursa. Ne yapacağız? Havayı boş mu sıkacağız? Bizim millet havayı sıkmayı seviyor zaten. Tak 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 tak. Ne yapıyor ne yapıyor? Hayır, S-400'ün zaten maksadı ne? Havadan bir saldırı olursa işte füze müze bir şey gelse onu havada patlatıyor. Diyor ki S-400 nerede? He söyledim de git bir de orayı provoke edin. Orayı da patlatırlar bunlar. Bak bunu hep söylüyorum. Yıllardır konuşuyorum. Şu ülkenin içindeki hainler, vatan hainleri dünyada hiçbir yerde yok. Bak hiçbir yerde. Bak 72,5 millet var deniyor yani burada. 72,5 milletin 71,5'u hain ya. Hain diyorum sana ya. Hain olmayan kim biliyor musun arkadaşlar? Ehl-i sünnet olanlar. Hem vallahi hem billahi hem tallahi. Muhammed'i ahlak ile ahlaklanan vatanına milletine namusuna sahip çıkar. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.